Merhaba YouTube, ben Vasat Mimar ve bu bölümde End'e gidiyoruz ve End Dragon'la sonunda yüzleşeceğiz. Tabi biraz End City lootlarına vesaire de bakacağız, biraz loot da yapacağız. Zaten yakında Mystical Agriculture vesaire muhabbetlerinde geleceğim için daha çok gezme üzerine olacak. Çünkü artık ufak ufak seedleri vesaire elde edip Endgame'e doğru yol almak istiyoruz. Sınırsız Seabucks vesaire, çünkü dövmemiz gereken daha 4 ya da 5 tane daha Ender Dragon'dan çok daha güçlü boss var. Umarım izlemesi keyifli olur bu bölümü sizin için. İyi seyirler. Evet, bugün sonunda klostrofobik su altı adamızdan kurtuluyoruz. Şu gördüğünüz şeyi RF Tools'un builder'ını kullanarak vesaire kullanarak işte Creative'de inşa ettim. Daha sonra getirip buraya yerleştirdim. Bunlar Light Grey, Stained Glass, Black Stone ve Marble. Öyle ağım şağım bir şey yok. Sadece 4 tane de 5 tane de Mega Torch yerleştirdim. Buraya taşınacağız bugün. Öncelikle şöyle bir içeriği gezelim. Burası ana bölge. Muhtemelen şuradan bir kat daha çıkarım. Çünkü Advanced Rocket'i yani ayamaya gideceğiz modpack'in içinde çünkü bildiğim kadarıyla. O yüzden böyle bir yani bayağı yüksek yapmayı tercih ettim. Ve 4 tane de küçük odacık var. Onların hepsi zaten birbirine şeyi. Sadece çevirip çevirip yerleştirdim onları. Bunlar da böyle küçük odacıklar. Zaten Compact Machine'de kullanmaya başlayacağımız için buralar daha çok ne bileyim mesela bookshelf'leri falan koyarım. Buralarda enchant odası yaparım. Belki bir yerine ufak bir farm odası yaparım acele ettiğim hani acele ihtiyacım olan kaynaklar için. Muhtemelen kuzeye bakanını şu tarafını smelter yapacağız yine. Hatta o yüzden tavanı delmem gerekebilir. Bu kısım suyun üstünde olacak. Tabi suyun altı içinde devam edeceğim yapılar olacak. Stronghold'a vesaire gitmek için suyun altına açılan bir kapı da yapacağız. Çünkü bildiğim kadarıyla onlar suyun alt tarafında. Dolayısıyla burası bir template halinde duruyor. Sadece aşağı doğru da ilerleyecek ileriki zamanlarda. O zaman buraya ufak ufak taşınmaya başlayalım. Yükselti artık problem olmayacak. Çünkü CC7'yi tamamlamak üzereyiz. Sadece concrete gerekiyor burada. Ve blue ice gerekiyor. 64 tane blue ice'ın malzemeleri hazır. Concrete'ten white concrete yapacağım. O yüzden dye'yi de hazırladım zaten. Blaze wood içinde Nether'ı ararken sanırım fang... Aynen bulmuş olmam lazım. Aynen Crimson Fungus 6 tane bulmuşum. Bir de burada bunun toprağı da olacaktı ama onu şu an göremiyorum. Onu ben muhtemelen storage'in içine atmış bile olabilirim. Bunları bir tane botany pot'a bağladıktan sonra yeterince şey bulacağız. Neyi bulacağız? Crimson Plank bulacağız. Blaze Wood yapabilmek için. Kalanı zaten Blaze'i eritip onun üstüne dökmek Casting Base'in içinde. O zaman bir öncelikle yerimize geri dönelim. Evet, buz için şöyle bir çözüm buldum. Bu Blast Chiller'ın yanına bir tane chest koydum. Buraya habire doldurup duruyor. Burada da hatta biraz birikti, biraz içeride var. Dolayısıyla bunları tek yapmamız gereken 9'ar 9'ar önce Packed Ice'e çevirmek, ondan sonra Blue Ice'e çevirmek. Bugün bunu halledeceğiz. Daha sonra muhtemelen taşınma kısmını ya hızlandırılmış olarak eklerim videoya bilmiyorum ya da direkt geçerim. Çünkü oraları izletmeye pek de gerek yok. Ne yapacağımı az buçuk tahmin ediyorsunuzdur. Backpack'in içine itemları doldurup doldurup oraya taşıyacağız makinaları yani. Zaten makinelerin upgrade'leri düşmediği için. Bu arada bir yandan silikon da üretmeye başladım. Çünkü ilk fırsatta creative depolamaya geçmek istiyorum. Büyük kolaylık sağlayacak çünkü. Ve burada creative için çok da gerekmiyor. Öbür tarafın neredeyse çeyreği kadar falan gerekiyor olması lazım. Materyal. Sadece burada bir tık daha silikon yapmak vesaire zor olduğu için biraz daha vakit alıyor. Çünkü silikonun recipesine bakarsak sadece... ya seed biriktireceğiz ki şu an seed'i henüz yapmadım. Zaten sırf bunun için bile compact machine yapacağım. Ya da induction smelter kullanacaksınız. Buna da gidebilirdik ama bu biraz yer kaplayabiliyor. O yüzden ona gerek yok. Bu ice'ları da toplayalım. Daha sonra bunları şu şekilde gayet basit. Böyle bitene kadar biriktirdik. Muhtemelen bu da yetmeyecek gerçi ama bakalım bakalım. 64 tane olması lazım. Hayatta yetmez. 42 tane oldu. İyi, biraz daha buz biriktireceğiz. O ara o zaman bir de şey yapalım. Nidium'umuz burada mı acaba? Burada da değil. Peki burada mı? Crimson Nidium. Umarım yanlışlıkla silmemişimdir. Tekrar gidip aramak istemiyorum. Ama silmiş de olabilir. Ha, buradaymış, tamam. Tahmin etmiştim. Bu mendiklerini de söksem iyi olacak ama Tinker's item'larını indestructible yapabildiğimiz için çok da gerekmiyor. Bu arada Soul Speed ve Sweeping Edge bunlar hep Nether lootları. Yani Nether lootlamak gerçekten mantıklı bir noktaymış. Onu fark ettim. Buradan iki tane Nilium alalım. Biraz hızlı olmasını istiyorum çünkü. İki tane de mantar alalım. Slimy Grass Seed bile buldum. Ama onu henüz kullanmıyorum. Gerek yok çünkü. Şimdilik en azından. Şunları silebiliriz.
Çünkü Sugarcane için zaten bir sistemimiz hali hazırda var ve yakında kablosuz aktarıma da geçeceğim için böyle sıkıntılarla hop aman böyle sıkıntılarla uğraşmayacağız. Şöyle iki tane koyalım. İki tane de mantar. Hayır ya, ekilmiyor deme bana gerçekten. U'ya basalım, botany pot. Netherrack mi? Niye ekemiyorum o zaman? Doğru şey koyuyoruz. Crimson Fungus değil mi? Allah Allah. Neden çalışmıyorsun? Crimson Lily'yim. Acaba Netherrack denesek Netherrack olur mu? Allah Allah, teknik olarak çalışması lazım. Öyle diyor en azından. Ama aradaki fark 3 saniyeymiş. Hiç fark etmez. Bir de Netherrack'le deneyelim bakalım işe yarayacak mı? Ama çalışmaması tuhaf. Evet, Netherrack'lerde çalışmaya karar verdi. Nedense Crimson Lilium'da çalışmıyor. CP'de olduğu halde. Boşuna aramışız yani Lilium kısmını. Ama zaten mantarı daha sonra bulduğumuz için çok da önemli değil. Bunları buraya yerleştirelim. Aslında buraları da gömsek iyi olur. Nasıl olsa iki tane. Aynen. Kalanıyla da warp yapacağız zaten. O yüzden gidip iki netherrack daha alıp buraya da gömelim. Hem biraz hızlanmış olsun. Onun dışında en azından concrete lazımdı zaten. CC7'yi bugün tamamlarsak vitamini alabiliriz. Bu arada vitamin değildi aslında. Aradığımız şey bizim scale'dı. Bunu unuttuk. Ama 200 tane C-Buck'ın var mı? Onu bilmiyorum. Scale ne işe yarıyor diye sorarsanız da yapması biraz zor. Crafting'i bayağı eziyetli bir şey. Burada 73 tane var. Crafting'i bayağı eziyetli bir şey. Çünkü durability olmadan 75'te burada var. 77 yok, yetmiyor maalesef. Üzdü. Evet. Bunu başka türlü craftlamamız gerekecek. Önce end'e gitmemiz gerekecek. O zaman muhtemelen vitamin bugünkü hedefimiz. Bugün taşınamayabiliriz bile. Ama olsun, en azından göstermiş oldum. Burada var mı bu arada benim şey? Burada da yok. Üzdü. Neyse. End'e gitmemiz gerekiyor çünkü o Crimson Scale'a bakarsak, bu arada bu bir yüksekte hava almamızı sağlıyor zehirlenmeden. Yok, Crimson Scale diyorum. Normal Scale'da zaten çıkacaktır. Mixed Color Dragon Scale. Bunu craftlamamız gerekiyor. Onun içinde Bezoar ve Black Dragon Scale. Black Dragon Scale için Nether Star, Ender Dragon Scale. Nether Star kolay. Zor olan bu galiba. Çünkü bu Ender Dragon'dan düşüyordur diye düşünüyorum. Bunu craftlamak için iki tane Resplendent Token. Artık ne anlama geliyor bilmiyorum. Black Dye. Bunları craftlamak için ne gerekiyor? Spectral Silt. Onları nasıl yapıyormuşuz peki? Tamam. Block of düz Emerald artı Disintegrate. Tamam, bu da kolay. İyi, burası kolaymış aslında. Sadece Bezoar'ı nereden bulduğumuza bakmam lazım. Baktım. Cave Spider'lardan düşüyormuş. Dolayısıyla biraz da Cave Spider sopalamamız gerekebilir. Ama bugün asıl fokusumuz o zaman vitamin olacak. Çünkü Stronghold'u bulmak istiyorum. Ne yapıyorduk biz en son? Biz en son fungus'lar için iki tane Netherrack daha alacağız. Onları gömeceğiz ve Concrete'den. Tamam, bir tane aldık ve Concrete'den şey yapacağız. Görevin o kısmını tamamlayacağız. Buzların birikmesini bekliyoruz bir yandan. Biraz daha hızlandırması açısından şunları da şöyle eksem iyi olur gibi. Evet. Concrete için Sand Gravel. Klasik. Kaşardan lazım olur. 32 tane falan lazım olacak muhtemelen. Fazlasını almak istemiyorum çünkü bura şimdilik lazım oluyor. Yukarıdan alamıyorum sürekli sivdendiği için. Üretim hızı maalesef pedestal'lara geçene kadar biraz yavaş oluyor. Hatta sandı pedestal'la üretemiyoruz bildiğim kadarıyla. İlla şeyden mi yapmamız gerekiyor? Crusher'dan gravel. Tamam, gravel'ı sende indirgeyebiliyormuşuz. Biraz kompakt bir hale getirmek istiyorum çünkü bunların sağına soluna sürekli lav vesaire koymak zorunda kaldığımız için biraz eziyetli bir iş olabiliyor. Uğraştığımıza değmiyor. Bunları nereden? Bunun resipisini hiçbir zaman tam olarak hatırlayamadım ama sanırım şöyleydi. Aynen. 64 tane. Kalanı bunları atabiliriz. Nasıl olsa bol bol kemik birikiyor. Daha sonra bir de su tabii. Lütfen bucket olur mu artık bir yer? Ha, burada varmış, tamam. Direkt buraya teleport atıyorum. Hiç koşamayacağım oraya kadar. Peki vanilya konkreti böyle mi yapıyorduk acaba? Yani baba, burada da direkt şey yapma be. Burada da direkt tekstürü bozma yani.
Tamam, aynen böyleymiş. Bunları normal dizmeye devam edebiliriz o zaman. Bu olmadı. Suyu bitirdik. Tamam. Pikeksimizi de kıralım. Bir kısmı oldu bile. Bunu da Blast Chiller'la yapsam daha mantıklı olurmuş sanki. Teknik olarak onun da içinde zaten su olduğu için. Bu arada sürekli modlu Minecraft oynamış biri olarak ilk defa konkreti böyle yapıyorum yani. Elle. Evet, bütün konkretlerimizi de yaptık. 64. olması lazım. Yapmadık mı? Yaptık. White Concrete. CC7. Niye tamamlamadı? Tamam, yaptık canım işte. Allah Allah. Şaka mı bu? Öncesinde ne görev var? Fluid Encapsulation. Ya gerçekten bunu yapmam zorluyor musun bana bu konuda ya? İstemiyorum bunu yapmak. Neyse, bir yapacağız. Yapacak bir şey yok. Electron Plate vesaire. Evet, geldik buraya. Başlayalım. Bir yandan da bunları şeye çevirelim. Hepsini plate'e çevirelim. Brozas sanırım gitti. Bana bir de burada tabii şey lazım. Heh, bunu da bulduk. Bronz diye yazarsak aynen. Hop, yanlış makine. Tamamdır. Muhtemelen şey kısmını, en azından machine frame kısmını yapabildik. Bu istemediğimiz makinaları zorla yaptırma huylarından nefret ediyorum maalesef modpacklerin, ama teşekkür ederim. Copper gear de lazımmış. Tamam. Bir tane copper gear, bir tane redstone flux coil. Peki bu var mı acaba elimizde şu anda? Sanki iyi yaptım diye hatırlıyorum. Üstüne sadece gold dökmem lazım. Bunlar burada ola dursun. Biz de smelter'a gidelim o ara. Burada gold var mı? Yok. Şu lever'ı kapatalım. Çünkü o bütün gold'umuzu sanırım eritmiş. Buradan bunun içine bunu attık. Daha sonra getirip bunu ko hop, oraya değil. Oraya değil. O değil. Yanlış şey. Casting table gerekiyor bunun için. Koyduk. Eridi mi? Eri artık. Molten Blaze'imiz bitmek üzere yalnız burada. Neyse, olsun. Eritmesi bunu artık kolay. Çünkü muhtemelen aynı 2048 tane birikmiş bile. Bunları daha sonra Emerald upgrade ile daha da arttırıp 60.000 birikmesini sağlayacağım. Ki böyle uğraşmayalım. Hop. Alma geri. Geri dökelim. Bronz gearlarımız da muhtemelen olmuştur zaten. Bunu aşağıya aktaracak muhtemelen. Bekliyoruz. Geldi. Tamam. Modpack'in bu, özellikle bu modpack'in şey olduğunu çok fark ettim bu arada. Bu tamamen görev yap baba yani. En önemli şeyleri görevle veriyor. Öbür türlü mesela onu, Bauble kısmını tamamlamam için deli gibi Cave Spider öldürmem lazım. Ender Dragon'ı öldürmem lazım. Sırf dışarıda nefes alabileyim diye. Aşağı vitamine inmek için CC7'yi tamamlamam lazım. Ekstra zorlayan bir şey ki bu. Hani gereksiz 64 tane konkreti ne yapacağım? Ben binamı yaparken konkret kullanmak zorunda mıyım yani? Modpack güzel, güzel düşünülmüş suyun altında olması, ama böyle ufak şeyler bazen gerçekten insanın yani yeter be dedirtebiliyor. Ve bu konkreti kim bilir ne zaman nerede kullanacağım, eğer bir ona da bir makineye bir ön şart olarak koymadılarsa yani. Ne lazımdı? Blue Ice ve Blaze Wood. Bakalım 64 tane şey birikmiş mi? Biriktiyse onları da taşıyalım. Burası değil miydi? Yok, burası değildi. Smelter'ımızın orada olması lazım. Geldik. Smelter'ımızın orası da değil. Burası değil ki smelter. Bundan kaç tane çıkıyor? 4 tane. Tamam, çok güzel. Sadece Blaze eritmemiz gerekiyor artık. Kalanını hallettik gibi bir şey. Molten Blaze'i dökebiliyor muyduk? Dökebiliyorduk. Peki, o zaman biraz Blaze Powder eriteceğiz. Multi Servo presslerimizin içinde eriteceğiz. Değil teknik olarak aslında ama. Daha sonra onları oradan bucket'la alıp smelter'ın içinden de bu Crimson Flake'lerin üstüne dökeceğiz. Takribi 6.5K kadar ihtiyacım var. Yani 6 bucket'lık ihtiyacım var bu konuda. Şunu buradan alalım. Burada dursun. Bakalım.
İyi. Yeteri kadar 3760, 2560. Biraz daha eritelim. Buradan 3 bucket çıkacak. 16 taneye mi tekabül ediyor acaba burası? 20-20 mi? Ha 20-25. Neyse buradan da 4 bucket tamam yeterli miktarda aldık. Bunların şimdi hepsini bucket halde şeye taşıyacağız sadece. Smelter'ımızın içine taşıyacağız ki dökebilelim. O yüzden şuradan 2-3 tane daha bucket yapacağım ben. Bunları taşıyıp devam edelim. Evet tamamını buraya taşıdık. Bunu kırıyoruz. İçeri gitsin çünkü casting base'in içinde dökmem gerekiyor. Aşağı blaze'i aldım. Yan taraftan crimson plankleri koyuyorum ki içine yerleştirsin. Daha sonra bunu açık bırakıp diğer göreme gidiyorum. Neydi? O da sadece ice kaldı. Çünkü 40 küsur tanesini yaptım diye hatırlıyorum. Şimdi kalan buzları şeyden yukarı aşağıya taşıyacağız. Ben bu arada jetpack'imi de giyeyim. Bu arada Ender Dragon'ı bulmak için önce Stronghold bulacağız tabii. Ender Dragon'la dövüşmek için muhtemelen yine Tinkers'ın shurikenlerini kullanırım. Çünkü en mantıklı tercih o gibi. Ölmeden. Yatak vesaire kullanmak istemiyorum. Zaten yatak vesaire kullanmayı da pek bilmiyorum açıkçası Ender Dragon'la dövüşürken. Speedrun yapmadığım için biraz da cheesy geliyor açıkçası bana o. Mantıklı gelmiyor. Mantıklı değil de yani ne bileyim amacına ne kadar uygun bilmiyorum. Yatak şey yaparak öldürmek yani. Ejderhayı. Bunları böyle alalım. Gerçi amacına uygun olmasa öyle bir mekanik olmaz bu oyunda. Öyle de bir durum var tabi. Galiba sonunda vitamini alacağız bugün. Vitamini craftlamanın bir yolu var mı peki? Yoksa sadece loot olarak vesaire mi düşüyor acaba? Vitaminler Elder Guardian'dan düşüyormuş. Bountiful Baubles'un vitaminleri. Belki de dövmeye de gidebiliriz o yüzden. Burada şeyi harcamaktan ziyade. Neyse biz buzlarımızı halledelim. Çünkü muhtemelen bu 1,7K yeterli olacak gibi. Tamam, burası bitti. Packed Ice. Daha sonra bunları Blue Ice'e çevireceğiz. Yine 9'lu bir craftingle. 22 tane oldu. Tamam. Tam 64 tane Blue Ice yapmışız. Güzel. Muhtemelen Blazewood'larımız da erimek üzeredir. Aslında CC7'yi tamamlama hiç de gerek yokmuş şu an fark ettim. Elder Guardian için. Elder Guardian'la toplayabildiğim için diyeyim daha doğrusu. Elder Guardian için değil. 34 tane erimeye devam ediyor mu? Heh, aynen ediyor. 36 tane oldu. O zaman aslında bir nerede bizim Seamoth'umuz? Bir Seamoth'u atlayıp şey yapabiliriz. Aramaya başlayabiliriz Elder Guardian çünkü bildiğim kadarıyla sualtı piramitlerinde mi çıkıyor? Ocean Monument aynen. Burada bir yerde olması lazım. Şudur diye umuyorum. Ocean Monument 80 canı varmış. Ben bu oyunda sualtına hiç girmediğimi fark ettim bu arada normal şartlarda. Bu arada Seamoth'la teleport atarsanız aklınızda bulunsun. Şey Seamoth arkanızda kalıyor, gelmiyor sizle. Birkaç kere yaşadım. Siz yaşamayın diye uyarıyorum. Şurada mesela çılgınca kuyruğu sallanan şey aslında bir Elder Guardian mı? Muhtemelen. Muhtemelen. Bakalım. Hop, hayır. Şu sol shift olayı hoş olmuyor. Yine atladım yanlışlıkla. Aşağı yukarı bakarak maalesef sürmeniz gerekiyor o yüzden. O sol shift'i aslında değiştirebilirim tuşunu. Çok daha mantıklı bir çözüm olurdu sanırım. Girmiyor mu buradan? Ah girdi. Güzel. Ve nereye takılıyoruz? Aşağı takılıyormuşuz meğer. Üstü diye umuyorum çünkü burada tekstür değişti. Köpük vesaire var. Buradan gidiş yok. Buradan da çıkış yok. İlla bir yerden sonra yüzmemiz gerekebilir. Buradan çıkış var mı? Buradan da çıkış yok. O zaman muhtemelen biraz ölerek yüze yüze. Çünkü şu an hiç water breathing potu ile uğraşmak istemiyorum ama gitmemiz gerekecek. Üst tarafa doğru. Evet ilkini bulduk. Kanat kısmında buldum ama. Diğer tarafa aramak yerine. Muhtemelen birazdan çılgınca water breathing hasarı almaya başlayacağız. Ama ölmek üzere.
Değdi mi? Değdi. Güzel. Vitaminli vesairesini aldık. Umarım yetişebilirim. Simut'uma. Simut'un oksijeni bir de nedense üstünüze kalıyor böyle bir süre. Dolayısıyla çok ölme gibi bir şansınız olmuyor. Ama bir yerden sonra yine hasar almaya başlıyorsunuz. Oyun artık Simut'un içinde olmadığınızı fark ettiğinde. Simut'umu kaybettim sanırım. Bakıyorum. Burada bir yerde olması lazımdı ama. Böyle bir yerde en azından. Şu an bulamadık. O zaman yapacak bir şey yok. Biraz arayalım gerçi de. Evet, Simut'umuzu bulamadık. Üstelik nedense Elder Guardian şey de düşürmemiş. Elder Guardian Spine ve Elder Eye düşürmüş ve bunlar bildiğim kadarıyla hiçbir işe yaramıyor. Aynen. Sağlık veya soğutuk bir işe yaramıyor. Yani bilmiyorum Altan, yani bilemiyorum Altan. Her neyse, o zaman CC7 yapacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse, bitirmek üzereydik zaten. İşte şuraya gelip de sadece Crimson Plank'leri almak kaldı sanırım. Ve bitmiş olması lazım şu anda. Bunları da gelip buraya atalım çünkü Blazewood hiçbir işimize yaramıyor şu anda. Sanırım evet, sonunda vitamin muhabbetini hallettik. Umarım gerçekten durabilitesi yoktur. Bu arada bu Heart Amulet, öyle söyleyeyim. Konuşamadım. Buna sağ tıkladığımızda böyle açılıyor. Buraya eklediğiniz her kalp çeşidi 10'ar tane ekleyebiliyorsunuz. Kimisi mobdan düşüyor, kimisi köylüden düşüyor galiba. Kimisi de hayvandan düşüyor. Ekstra can veriyor. Onu ileride onu da doldurmaya çalışacağız. Bakalım Mining Fatigue'in kalkması ne kadar etkili oldu. Bu arada End'i bulmak için burada bir de şöyle bir muhabbet var. Map Generator Stronghold diye bir muhabbet var. Bunu yapmamız gerekiyor. Map Generator'ın üstüne Molten Ender dökmemiz gerekiyor. 5 Slime Ball. Bu kadar şeyimiz var olması lazım Ending It'ımız. 4 Empty Map, 4 Plank. Empty Map için 32 tane kağıt. Compass için ne gerekiyormuş? Iron Nest Dust. İyi, bunlar çok yapılması kolay şeyler. Bunları bir halledelim, devam edelim. Evet, sanırım gerekli bütün materyalleri topladık. Burada Iron erittim. Şu işlem için. İçine Redstone geliyor buradan. Redstone'un üstüne şey yaptığımızda galiba Compass olarak aşağı inecek. Bakalım. Jetpack'imizle neden çıkamıyoruz? Çünkü üstümüzde jetpack yok. Evet. İzliyoruz. Oldu mu? Oldu. Güzel. Bay bay. Bunu açabiliriz şimdilik. Kağıtlarımız filan da burada. O yüzden hepsini ben bunların içeri atacağım. Bir de bunun için tabii Ender şey etmemiz gerekiyor. Bunu da daha önce Enderman eridiğinde onları ingot haline çevirmişim farkında olmadan. Onları tekrar içeri attığımızda sıvı Ender'e dönüşüyor diyebilirim. Bu da zaten sonuncusuydu. Buradan Lever'ı kapatabiliriz şimdilik. Bunlardan bir tanesi kaç veriyor çok bilmiyorum. O yüzden şöyle bir miktar eriteceğim. Daha sonra Map Generator'ın üstüne burada erimiş kaynağı döktüğümüzde umarım bu Molten Blaze yeter. Yetmezse bucketlarımızı hazırda tutalım. İki bucket lava alalım. Ki o problemi çözmüş oluruz öyle, o şekilde. Burası bittiği zaman. Evet, kompasları da aldık. Onları da şöyle içeri atalım. Hatta bu da bir görevmiş. Evet, nedense videonun orasında durdurmaya karar vermişim yanlışlıkla. Web cenneti öyle böyle yaptık. Üstüne Ender akıttıktan sonra zaten bu da bir görev. Bunu da yapalım. Bu da ne diyor? Follow the map. X marks spot. Bilmem ne bilmem ne. X marks caution bilmem ne. Tamam. Bunun üstüne geldiğimizde ne yazıyor? Map Challenge Stronghold. Sağ tıkladığımda ne yapacak? Çok merak ediyorum. Herhangi bir şey değişti mi? Hayır. Evet, harita yaptı. Bayağı kuzeyde galiba. Aynen, bulunduğumuz yerin bayağı kuzeyine doğru. Çok uzak değil. Anladığım kadarıyla bakacağız. Pickaxe'imiz hazır. Haritamız hazır. Geriye kalan tek şey bir miktar shuriken yapmak kaldı. Onu da böyle yazdığımız zaman. Knockback'le işim yok, o yüzden Nether Quartz'larla yapacağım. Bildiğim kadarıyla bunları kullanarak şey de yapabiliyoruz zaten. Ender Dragon'a bile hatır sayılır seviyede hasar veriyor. Çok sıkıntı yaşarsak diye. Tabii bunları envanterden almam lazım ama şöyle yapalım. Yani bu shurikenlere dair tek problemim bunların maalesef stacklerinin 16'lık olması.
Ama olsun. Sıkıntı yok. Bunları içeri atalım. Gerek olmayan şeyleri şu an Seabuck'ları da içeri atalım. Sanırım hazırız. Bir tek şu silikonları da şeye atmak kaldı. Ve End'e gidebiliriz. Umarım End'de boşluk değildir. Tek temennim o yönde. Bu chest'i de burada tutalım. Bakalım Enchanted olmayan item'larla ne kadar başarılı olacağız. Geriye kalan haritayı açıp uçmak. Kendime yeni bir Seamoth craftlamak istiyorum ama çünkü öyle suyun altında muhtemelen şu an mesela bir oksijen problemi yaşayacağız. Gerçi hala oksijenin nedense var gözüküyor. Haritaya bakayım yine. Daha yakınlaşmamışız bile. Suyun altında da aynı hızla mı gidiyor? O zaman tamam, çok da bir önemi yok açıkçası. Yine yakınlaşmamışız bile. Uzun uzun gideceğiz. Evet, yaklaşmışız. Şu an fark ettim. Şu tarafa doğru dönmem gerekecek sanırım. Tabii biz biraz da sağında kalıyoruz. O yüzden aslında biraz daha gideceğiz. Seamoth'un şeyi neden hala üstünde bilmiyorum bu arada. Verdiği oksijen. Şu ne? Tamam, normal şeymiş, tamam. Ben dedim Stronghold da mı acaba? Aynı denizaltı şeyleri gibi ama o normal. İyi, yatayda devam ediyoruz. Galiba şu önümde gördüğüm şey bir Stronghold. Aynen. Sanırım gelmişiz. Bakalım. Onun içine dalmak kaldı şimdi sadece. İçeride iyi. Güzel. En azından o konuda biraz acıyıp iyilik yapmışlar. Ve mining fatigue'imiz de yok. Bu da güzel bir detay. Şimdi tek tek odaları gezip, ki bu en nefret ettiğim şeydir, Stronghold'un şeyini aramak kaldı. Direkt açık bir şey, kapılar varmış gerçi, bu güzel. Bu şekilde de arayabiliriz yani. Oradan geldik. Buraya kadar geldim, benim bir creeper öldürürse cidden moralim bozulur. O ne lan? Açıl. Evet, bunun kalanı malum. Tabii bir noktaya atladık. Benim üstümde şu an ne yok? Benim üstümde şu an Eye of Ender yok. Keşke atlamasaydık o noktayı. Ama sıkıntı değil. Önemli bir şey yokmuş. Güzel. Güzel. Birbirinizi öldürün. Neyse, en azından lokasyonunu bulursak oraya bir portal şey yaparım. İşaretlerim. Oradan geri teleport atarız. Ben bu arama kısmını atlıyorum. Çünkü bu belli ki çok uzun sürecek. Evet, en nefret ettiğim mob'a denk geldi. Çok uzun sürecek çünkü. Uf, sonunda portalı da bulduk. Allah'ım, Silverfish ne ya. tamam. Umut ettiğim gibi en azından üstünde iki tane de olsa var. Çünkü 11 tane getirmiştim. Bunları dolduralım. Ve sonunda end'e gidiyoruz. Bir tanesi fazla geldi tabii. Shurikenlerimiz hazır. Jetpack'imiz hazır. Kaskımız biraz hasar almış ama en azından yanımızda yemek vesaire var. Muhtemelen başarırız diye umuyorum. Yine ufak bir şey adasında başlattı bizi. The end? Soru işareti. Umarım buradan aradan aynen fırlatabilirim. Güzel. Keşke yanımıza, tabii bir noktayı unuttuk. Muhtemelen geri döneceğim. Çünkü şey almadığımı fark ettim. Bottle almadığımı fark ettim ve bana Dragon Breath lazım. Böyle. O yüzden şu şeyleri kırıp geri dönmeyi umuyorum. Evet. Yani kristalleri kırdık. Bir geri dönelim. Yanımıza en azından biraz şişe alalım. Evet, burada Dragon Breath muhabbeti biraz farklıymış. Geri dönmeme gerek yokmuş. Bir bakayım dedim. Dragon Scale gerekiyor. Onun için de Ender Dragon'a cage diyeceksiniz. Ya da belki de kendisinden düşüyordur. Çok emin değilim. Aşağı indiğinde soracağım kendisine. Bütün kristalleri kırdım gibi duruyor. Geriye sadece aşağı inmesini beklemek kalıyor. Peki vurabiliyor muyuz? Ya yani sıfır filan vurdu bu arada. Şurken. Hop, tamam.
Sıfır da olsa vuruyor en azından. Güzel bir detay. Ama biraz vakit alacak gibi. Eğer aşağı inmezse. Eski Tinker şurikenlerini çok özlüyorum. Onların durability'si vardı ve mesela hani Unbreakable yaptığınızda tatatatatatata diye çılgınca spamlayabiliyordunuz. Güzel. Ender Dragon Enderman'leri de kızdırmış anlaşılan. Onlar da vurmaya geldi. Tamam. Biraz vakit alacak ama sanırım indirebileceğiz. İn lan aşağı. Çok yakında girmemek lazım tabii. Vurduğuma vuruyor çünkü. Cage muhabbeti muhtemelen bir sonraki videoda seedlerle ilgileneceğim ama ondan sonra şu cage mob muhabbetine de bir bakmak istiyorum. Çünkü böyle uğraşmaktansa nasıl yapıyorsak hani yeni bir tane daha Ender Dragon spamlarım. Belki muhtemelen hani DNA mantığı vardır yine bu modpack'in içinde çok emin olmamakla beraber. Onu da bir denemek istiyorum çünkü droplara baktığım zaman çoğu zaman cage mob vesaire muhabbeti görüyorum. Dolayısıyla beni bir meraklandırmadı değil. Hop. Bu sefer hiç vuramadım. Tamamen kendi hatam olacak şekilde. Ama olsun yarı canı bir de getirmiş olduk. Sırçırken kullanarak. Ta olsa. Müzik mi duyuyorum? Müzik duyuyorum. Şürgenleri geri de toplayabiliyorduk. Öyle bir muhabbet de vardı. Şu an onu da fark etmiş oldum. İnan aşağı. Sen aşağı. İnmiyor. Keşke bu arada End Portal'ın olduğu yeri bir şey yapsaydık, işaretleseydik. O pek olmadı. Ama olsun, burada bir yerde ben bunu öldürdükten sonra waypoint oluşturup buraya geri teleport atabilirim muhtemelen. Bir tane daha spawnlamak için. Acaba havada vurduğum için mi aşağı inmiyor? Belki de. Uf, olabilecek en uzun Ender Dragon. Ben bunu bitirdikten sonra devam edeyim çünkü muhtemelen daha vakit alacak gibi. Aşağı inmeyi reddediyor çünkü. Evet, son itler çökmek üzere. Bakalım ne düşürecek. Merak etmiyor değilim. Ve sanırım bitirdik. Aynen, görevi de tamamlanmış oldu zaten. Şurada bir şey düştü. Minyatür Blue Heart. Muhtemelen yine aynı şey mantığıdır. Bir miktar scale düşürdü sanırım. Aynen. Hatır sayılır seviyede scale düşürmüş. Şöyle bir bakalım yukarıdan ekstra kaybettiğimiz bir şey var mı? Tabii bir de yumurtayı alacağız. Onun için torch varmış yanında, onu fark ettim. Bir de burada siyah siyah ne bunlar acaba? Biotit. Çok tanıdık geldi ama. Bakalım. Evet, şu yumurtayı bir yumruklayalım. Tamam. Güzel. Peşimizden koşan Endermenler gitti mi? Tamamdır. Bir de bu yumurtayı yanımıza almak istiyorum çünkü. Burada bir yerde torch olması lazım. Torch. Ender Dragon Scale aynen. Bountiful Baubles'ın Dragon Scale düşmüş. Bir de Mystical Oo güzel. Tamamdır. Bu Ender Dragon'ı bir defa daha bir gameplay içinde daha öldürmüş olduk. Burada ne var? Ender Biotit. Bunu da bir alırız. Çünkü muhtemelen yerdeki şeylerden bahsediyor. Biotit diye bahsederken. Found on a ship near Ant City. Ant şehirlerinin yanında bir geminin üstünde bulunuyormuş. O zaman bugün biraz daha bir 5 dakika daha işimiz var gibi. Ama Eye of the Ender'im yok. Ona bir bakmak gerekebilir. Şuradan bir biyotitleri toplayalım. Neymiş bunlar acaba? U'ya basalım. Redstone Randomizer. Block of Biotit. Weather Detector. Başka ne işe yarıyor? Biotit. Au. Kesinlikle toplamamız gereken bir şeymiş. Çünkü o Singularity End Game'in de End Game'i bir item. Dolayısıyla bir miktar daha toplasak bunun faydası var gibi açıkçası End'in içinde. Çünkü bazı creative şeyleri vesaire yapmak bu modpack'in içinde o singularity'lerin ultimate singularity diye geçiyor olması lazım. Onlara dayanıyor. Ve ultimate ingot diye bir şey var. Extended crafting diye bir crafting table var. Baya 60-70 parçalı craftingler yapabildiğimiz bir masa.
Crafting table'ın şey yani elektroniği gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunlardan biraz topladık. O bahsettiğim ultimate bilmem neleri de onun içinde yapıyoruz zaten. Dragon Egg ile acaba yapabildiğimiz bir şey var mı? Ender Dragon Deathmuffler. Sadece Ender Dragon'ın sesini kesmemizi yarayan bir şeymiş. Zaten bunları kullanarak da farklı yapabiliyormuşuz. Bu arada bunu kesinlikle yapmak istiyorum ya. Bir bakmak istiyorum. DNA Sampler için ne gerekiyormuş? Diamond DNA Sampler, Star Infused, Netherite Ingot, Nether Star. Bir diğer işimizin de şu an şey olduğunu fark ettik zaten. Wither Builder ve Wither Killer yeri yapmamız lazım bir tane şey kullanarak kısacası. Ender Pearl. Umarım işine Ender Pearl atarak gidiyoruzdur. Bundan hala çok emin değilim çünkü. Nereye geldik? Evet, tamam. Doğru yere gelmişiz. Şu bahsettiği geminin şu olduğunu düşünüyorum. Bakalım End'te nasıl lootlar varmış mesela. Uzun zamandır End City görmüyordum. Biliyorsunuz Old Mod Skype şeyinde çıkmıyordu bunlar. Evet, Dragon kafası da burada zaten. Peki bunu neyle kırabiliyoruz? Bir şeyle kırabiliyor muyuz acaba? Evet, güzel. Kafayı da aldık. Burada bir Shulker var bir adet. Çok da sataşmayalım. Başımız belaya girmesin, sonra bizi dağa taşa fırlatmasın. Burada uçuşan bir şey görüyorum. Sen nesin? Ya bir de vurdu. O ne ya? Dokunamıyorum bir de asla. Ha, Shulker'ların fırlattığı bir şey bu sanırım. Bakalım. Geminin içinde de loot vardır diye umuyorum. Çünkü normalde var. Klasik obsidian kuleleri var. Onu da gördük. Bu neymiş? Stained glass. Bunları at. Shulker chestlerin içinde ne varmış? Unbreaking efficiency mending. Güzel. Alırız. Olur. Sende ne var? Sharpness da o güzel. Unbreaking. Curse of Vanishing olduğu için almıyorum. Enchanted bilmem ne. Chemical Fusion bilmem ne. Coriolis Tombstone. Hold right click to teleport. Olur. Bir yerlere ışınlayacak bizi ama. Olur. Merak etmedim değil. Şöyle içeri atalım. Oo, Elytra. Güzel. Hunharca uçmamız sağlayacak bir şey. Elytra kopyası burada da varmış. Güzel. Quark sağ olsun. Penceremden enteresan sesler. Obsidianlar falanlar filanlar. Bir adet Brewing'den çok işimiz yok. Burada başka nereye gidebiliriz? Bir bakalım. Ekstra başka bulabileceğimiz bir şey var mı? Klasik bannerlarımız. Ekstra bir loot göremiyorum pek şu an ama belki içerilerde chest'e vardır. Burada bir Shulker daha var. Bye bye. Shulker Shell. Shulker Shell ile ekstra yapabileceğimiz şey var mı? Shulker Box. Lightning Cage Upgrade. Lightning Cage Upgrade. Mob cage'lerin içindeki şeyleri yıldırımla öldürmemiz sağlıyormuş. Güzel. Phantom Membrane tabii. Phantom biraz bulmamız gerekebilir. İyi. Shulker öldürmenin burada gerçekten bir manası var. Cage Mob sağ olsun. Sadece Shulker chest'ten başka işlevi de var kısacası. Burada bir adet daha Shulker var. Bakalım başka ne loot varmış. Farklı entity varmış. Şurası zaten ejderhayı döv... Buradan sadece buraya mı ışınladı yani? Burası zaten hali hazırda ejderhayı dövdüğümüz yer değil mi? Yok, değil. Burası bizden önceki maceracıların ejderhayı dövdüğü yer olarak tasarlanmış bir yer gibi duruyor. İçeride ne var? İçeride bir Dragon Egg daha var. İçeride bir de bir şeyin spawner var ama şu an göremiyorum. Enderman spawner varmış içeride. Güzel. Bir tane daha Dragon Egg olması çok güzel. Ama Dragon Egg işlevsiz olmasa daha da güzel olurdu mesela. Güzel, güzel. Hoşuma gitti. Enteresan eklemeler yapmışlar. Peki bu kulenin içinde acaba başka chest var mı? Yani bu kulenin içi genel olarak işlevi o Dragon Egg'e ulaşmak gibi duruyor şu anda. İçeride bir spawner daha görüyorum. Spawnerlarını da muhtemelen burada yumurta kullanarak değiştirebiliyoruzdur içeriklerini. Onun dışında bunlar düz stone zaten. Muhtemelen farklı yapılar da vardır ama videonun zaten uzun olan halini daha da uzatmamak açısından bugünlük de burada kesiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Valla fena değilmiş yani açıkçası. Motpack'in tamam bazı moronlukları var. Bizim işimizi çok uzatan ama onun dışında güzel düşünülmüş şeyler de var, adamların hakkını da vermek lazım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Artık yavaş yavaş farma vesaireye de geçeceğiz ki şu sürekli bir şeyleri sildiğip oradan yapma muhabbetinden kurtulalım. Ve crafterların içine yavaştan pattern'ları yerleştirmeye başlayacağız. Ve yavaştan depolamamızı muhtemelen ilk etapta 16 milyona, ondan sonra creative'e yükselteceğiz diyebilirim. Hoşçakalın.